İbrahim Bey, cinsel performansı artırmak için bitkisel önerileriniz var mı acaba? Evet, günümüzde insanların çoğu maalesef cinsel yetersizlikle, yani iktidarsızlıkla karşı karşıya. 16. Uluslararası Tıp Kongresi, Zürih'te, İsviçre'de yapılan araştırmalarda dünyanın 200 ülkesinden gelen ilim adamları yapmış oldukları araştırmaları burada tepkileri sundular. Cinsel yetersizliklerin sebebinin birinci olarak kalp damar rahatsızları, damar tıkanıklıkları, kalp yetersizliği, ikinci olarak şeker hastalığı, üçüncü olarak böbrek yetmezliği, dördüncü olarak psikolojik sorunlar, beş kimyasal ilaç kullanma, altı yanlış beslenme vesaire çeşit çeşit sebeplerden kaynaklandığını açıkladılar. Ve birçok ülkede cinsel performansı artırıcı, problemleri çözücü bitkiler üretiliyor. Bunlardan ilaçlar yapılıyor. Mesela Peru'da maca diye bir bitki, Meksika'da damiana difusa, efendim Türkiye'de çakşır kökü, Çin'de keşiş külahı vesaire vesaire. Yani her ülkede farklı farklı çeşit çeşit şifalı bitkilerden insanlar çeşit çeşit haplar, damlalar, drajeler yapıyor. Bu gördüğünüz bitki Çin'de yetişen keşiş külahı veyahut da azgın teke otu da denir Türkçe'ye, Epimedium previcornum Türkçe'ye çevirirsek azgın teke otu anlamına geliyor. Fakat biz buna keşiş külahı diyoruz. Bu bitki Çin'de 5000 yıldır biliniyor ve kullanılıyor. Performans artırıcı, iktidarsızlığa karşı. 5000 yıl önce Çin'in çok zengin bir ailesinin çocuğu everiyor oğlunu, fakat aradan birkaç yıl geçmesine rağmen çocukları olmayınca aile ülkenin birçok hekimini getiriyor. Çeşit çeşit o zamanın işte ilaçlarını kullanıyorlar, bir faydasını olmuyor. O köyün çobanı bir gün elinde bir çuval dolusu otla geliyor. Diyor ki ben dikkat ettim, benim keçiler falan tarlada işte otladıkları zaman çok aktifler. Neden, niçin diye araştırdım, baktım ki bir bitki, şu bitki işte, bu performans artırıyor. Hayvan için iyiyse insan için de iyi geleceğine inanıyorum diyor. Adam da koyuyor, diyor ki ben diyor Çin'den kaç bin kişi geldi buraya, en meşhur hekimler tedavi edemedi, senin otla mı iyi olacak diyor. Yürü diyor, adamı koyuyor. Oğlu da böyle kapının arkasından babasını izliyormuş olan biteni. Adam gidince o çuvalı alıyor, saklıyor. Gizli gizli çayını yapıp içiyor. 3 ay sonra da ailesi hamile kalıyor. Bu olay duyulunca çok meşhur oluyor bu bitki ve 5000 yıldır keşiş külahı böyle adaçayı büyüklüğünde, 50 santim, 60 santim büyüklüğünde, yaprakları nane yaprağına benzeyen bir bitki. Şimdi bununla ilgili Japonya, Çin, Kore gibi ülkelerde yapılan birçok araştırmalarda, bunun sadece cinsel performansla ilgili değil, kalp damar rahatsızlarına, böbrek yetmezliğine, şeker hastalığına, birçok hastalığa iyi geldiği belgelenmiştir.